Merhaba efendim. 16 Nisan'a yaklaşırken anayasa değişikliğini madde madde incelemeye devam ediyoruz. Her bölümde halkın yorumları, anayasa kabul edilirse 2019 yılında seçime gidilecek, uzman görüşleriyle bunun hemen düğmeye basar gibi birden yapılmaz, söz konusu olamaz. Değişiklik kabul edilir edilmez hukuki kanuni düzenlemeler var. Bu anayasanın tamamına dair uygulamayı 3 Kasım 2019'da göreceğiz. Referandum rehberi başlıyor. Hazırlanan değişiklik paketi içerisinde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçim tarihleri de yer alıyor. Peki siz bu tarihleri biliyor musunuz? Genel seçim tam olarak bilmiyorum ama birkaç sene sonra olacak. 2019 olarak anımsıyorum. 10 yıl sonra. Yani iki kademeli olarak değil miydi? Seçime 2019'da geçilecek. Genel seçime yani 2019 olarak tahmin ediyoruz. 2019 deniyor ama 2019'u bulur mu pek emin değilim o kısmından. 2019'da normal sürecinde seçim olacak. 2015 yılında seçim yapıldı. 4 yılda bir yenileniyor. Bence çok uzamayacaktır. Hemen olayın yani net bir şey söyleyemem ama. Eğer anayasa kabul edilirse 2019'da seçime gidilecek. Bilgim yok. Yalan söyleyeyim. Eğer referandumdan kabul oyu çıkarsa bazı maddeler derhal yürürlüğe girebilecek. Şimdi 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliği 17 Nisan itibariyle yürürlüğe girmiş olacak ama bazı uygulamaları 2019'a bırakılıyor. Yani parlamento seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi. Burada öngörülen şey 17 Nisan'dan itibaren değişiklik kabul edilir edilmez hukuki ihtiyaç duyulan hukuki kanuni düzenlemeler var. Bunlar yapılmaya başlanacak ve zannediyorum bunlar ciddi zaman alacak işler. Tabii bu 18 maddelik düzenlemede şu da öngörülmüş durumda. 16 Nisan'da kabul gördüğü takdirde bu değişikliğin halkımız tarafından 6 aylık süre içerisinde hummalı mevcut meclis bir çalışma süreci başlatacak. Yani uyum yasaları çıkacak. Bu anayasanın tamamına dair uygulamayı 3 Kasım 2019'da göreceğiz. İki tane sandık milletimizin önüne ne zaman konursa, ne zaman iki sandıkta yeniden seçim yaparsak, yasamayı ve yürütmeyi ayrı ayrı seçersek, hedeflenen tarih 3 Kasım 2019 o tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Bir defa başkanlık sistemine geçiyoruz. Türkiye'ye özgü bir başkanlık hükümeti sistemini yürürlüğe koyuyoruz. Bunun hemen düğmeye basar gibi birden yapılmaz, söz konusu olamaz. Yasal altyapısının hazırlanması lazım. Mevzuatın buna göre değiştirilmesi lazım. Meclis sadece yasama işi yapacağı için bundan sonra kanun tasarısı gelmeyeceği için kanun yapma usulü de değişiyor. Meclis iş tüzüğünün hazırlanması lazım. Bunun için anayasa değişikliğinde biliyorsunuz 6 ay meclise süre veriliyor. 6 ay içinde meclis kendisini yeni sisteme uyarlamak için düzenlemeler yapacak. Anayasa maddeleri gazetede, resmi gazetede ilan edildiğinde Cumhurbaşkanı'nın partili olması maddesi yürürlüğe girmiş olacak. Meclis 6 ay içerisinde gerekli kanuni düzenlemeleri yaparak iç tüzüğü belirleyecek ve Cumhurbaşkanı kararname ile değişiklikler yapabilecek. Şimdi bütün kanunların ve elbette anayasa değişikliklerinin yürürlük maddesi vardır. Bu anayasa değişikliğinde yürürlük maddesi var. Bunlardan iki tanesi aslında hemen hayatımıza, yani evet çıkması halinde hemen hayatımıza girmiş olacak. Bir tanesi isterse Cumhurbaşkanı bir siyasi partiyle bağ kurabilecek eğer isterse. Bir diğeri de 30 gün içerisinde Hakimler ve Savcılar Kurulu yeniden teşekkür edecek. Hemen yürürlüğe girebilecek hükümler var. Esasen kaldırılan hüküm var. Bir hüküm kaldırılıyor hemen. O da şu biliyorsunuz, mevcut anayasaya göre bir kişi Cumhurbaşkanı seçildiğinde eğer varsa partisel işi kesilir. Bu hüküm yürürlükten kalktı. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili düzenlemelerde genel seçim öncesinde yapılabilecekler arasında HSYK üyeleri 30 gün içerisinde seçilip 40. gün göreve başlayabilecekler. Türkiye'nin yeni yönetim sistemini belirleyecek referandumda karar milletin.